Merhabalar herkese. Bugünkü videomda sizlere projelerle nasıl gezileceğinden bahsedeceğim. Hazır mıyız? Onlarca soru alıyorum. Onlarca soru aldım şu ana kadar. Yıllarca gezdim, yıllarca onlarca soru aldım. Bayağı bir soru yaptı. Artık dedim ki bir anlatayım bu projeler nasıl gezileceğini. Arkadaşlar bu videoda işin sırrını vereceğim. Hazırsak eğer ben hazırım. Şimdi şöyle ben yaklaşık 5-6 yıldır Avrupa Birliği'nin bu projelerle beraber Avrupa'yı baştan aşağı gezdim. Baştan aşağı derken komple gezdim hatta. Sadece birkaç tane ülke kaldı. Bu projeler en güzel yanı ise bedava olması. Yani projelere katılmak, projelerde uçak parasının ödenmesi, kalacak yerin ödenmesi her şey ücretsiz olduğu için projeler sırasında ücretsiz gezilebiliyor. Yanlış duymadınız. Bu bir sır değil. Hani böyle sessizce söylemedim. Bayağı bağıra bağıra söyleyebiliyorum. Herkes duysun bunu. Arkadaşlar, Avrupa Birliği'nin Erasmus Plus kapsamında yaptığı bu projelerle beraber gezebilirsiniz. Bol bol ülke görebilirsiniz. Ama birkaç tane hani taktik var. Bu taktikleri anlatmamın, söylememin sebebi olacak. Çünkü neden? Hani evet projelerle gittiniz gidip geri de gelebilirsiniz. Hani sadece o ülkeyi belki o kasabayı görüp gelebilirsiniz. O yüzden bu videoyu izlemeye devam edin. Çünkü taktikleri yavaş yavaş sıralayacağım. Önce hani uygun projeyi buldunuz. Zaten önceki videolarda Erasmus Plus'ın ne olduğunu, işte bu projelerin nasıl katılması gerektiği ile alakalı bayağı bir videolarım var zaten. Onları da izlemeyi unutmayın. Projeyi seçildiniz. Mesela nereye gidin? Hangi ülkeye gidelim? İspanya'ya gidelim. Yok yok yo, İspanya değil. Hangi ülkeye gidelim? İsviçre'ye gidelim. Hani benim gidemediğim İsviçre'ye gidelim daha. İsviçre'ye gidiyoruz arkadaşlar. Ama mesela İsviçre'deki projeye seçildiniz. Youth Exchange yani gençlik değişimine katıldınız. Okey, her şey güzel. Size info gönderdiler. İşte nerede kalacağınız bununla alakalı bir Facebook grubuna falan alındınız. Her şey yolunda gidiyor. Onlardan şunu isteyin. İsviçre'ye giderken öncesinde hangi ülke var etrafında Fransa'ya gidip gidemeyeceğini sorun. Yani bir iki gün önceden gelip mesela İsviçre'ye gidiyorsanız Fransa'yı merak ettiğinizi söyleyin. Ve birkaç gün öncesinden Fransa'ya gidip gidemeyeceğiniz sorun. Yüksek ihtimalle hadi %80 %90 size okey diyecekler. Bu sayede hem Fransa'yı hem de İsviçre'yi göreceksiniz. Okey, Fransa cepte, İsviçre cepte. Çünkü İsviçre'de proje sırasında birkaç yer göreceksiniz. Zaten Fransa'yı da gezdiniz. Proje bitti, nereden döneceksiniz? İsviçre'den mi yoksa Almanya'dan mı? Bu sayede İsviçre'yi gördünüz, Fransa'yı gördünüz ve Almanya'yı gördünüz. Bir proje sayesinde, bir haftalık, 10 günlük proje sayesinde üç farklı ülke görmüş oldunuz. Şimdi bunları nasıl yapacaksınız? ...birkaç gün önce gidip, birkaç gün sonra proje bittikten birkaç gün sonra eve döneceksiniz. Ama aradaki yol masrafları ufak rakamlar. İşte otostopla da gidebilirsiniz. Daha önceden e, otobüs bileti de alabilirsiniz. Tren bileti de alabilirsiniz. Bula bula kar kullanabilirsiniz. Ama bu taktik sizin işinize yarayacak. Erken gidip geç dönmek. Ama bunu onaylı bir şekilde yapmanız sizin işinize gelir. Mail atın gönderici kuruluşa veya ev sahibi kuruluşa bunu sorun. Bunun onayını aldıktan sonra biletlerinizi alın, altını çizerek söylüyorum. Yok efendim Doğan sen böyle söyledin, biz öyle yaptık demeyin sonrasında. Bunu da anlatsam mı ya? Hadi anlatayım bakalım. Birkaç tane daha taktik vereceğim. Hani bu projeler sırasında nasıl gezildiğiyle alakalı. Ee, EVS yapın, Avrupa Gönüllülük Hizmeti'ne gidin ve çılgınlar gibi gezin. Evet. yeah. I'm hungry. Yeah. Çılgınlar gibi gezin. Gezmenizi istiyorum çılgınlar gibi. Çünkü ben iki aylık Avrupa Gönüllülük Hizmeti'ni 3 ayda yaptım. Çünkü bir ay gezdim. Nasıl yaptım? Gönderici kuruluşla konuştum. Dedim ben erken geleceğim ama geç döneceğim. Sizin için problem olur mu? Dediler ki dönüş uçak biletini eğer sen karşılarsan. Okey dedim sıkıntı yok. Ama gidiş biletimi siz karşılayacak mısınız? Bana dediler ki okey. İşte İstanbul'dan Riga'ya uçak biletimi aldım. Oradan Lepaya'ya geçtim. İki ay boyunca gönüllülük hizmetini tamamladım. Gönüllülük hizmeti bitti. Benim rotam yok. Dönüş biletim de yok. Dönüş biletini Köln'den aldım. Almanya'nın Köln'den aldım. Amcamlar orada olduğu için hazır gitmişken amcamları da göreyim diye. Çünkü yeşil pasaportumun son günleriydi. Ve Köln'den dönmem gerekiyordu. Arkadaşlar tam tamına bir ay boyunca İskandinavya'yı, Baltık ülkelerinden çıkıp İskandinavya'yı gezip Könde de birkaç gün kalıp geri döndüm. Ve bunların hepsini bir ayda gerçekleştirdim. Avrupa Gönüllülük Hizmeti sırasında 3 ay boyunca 10 ülke 40'a yakın şehir gördüm. Bunu nasıl başardım? Size bunu anlatayım. Avrupa Gönüllülük Hizmeti sırasında arkadaşlar 1 ay boyunca 2 gün izin yapma hakkınız oluyor. Koskoca bir ay boyunca. Zaten hafta sonları sizin oluyor. 35'te 40 saat arasında çalışıyorsunuz. Geri kalan zaten zamanlarda boşsunuz. Hani bir günde zaten 35-40 saat günlük olarak hani 5-6 saat tekabül ediyor. E, maksimum 7 saat oluyor. Sonrasında ne yapıyorsunuz? Boşsunuz. Çevredeki illeri, çevredeki şehirleri gezebilirsiniz veya başka ülkeye gidip gelebilirsiniz. Ama hafta sonları 2 gün boş olduğu için bol bol gezebilirsiniz. Ben şunu yapmıştım. 2 aylık kısa dönemli EVS boyunca ilk ayımdaki 2 günü kullanmadım. Cebe koydum. İkinci aydaki iki günü de cebe koydum. Toplamda ne yaptı? Dört gün. Hafta sonlarını birleştirdim. Dört, dört, sekiz gün. Bir günde bunların ulusal bayramı vardı. Bizdeki 30 Ağustos gibi. O da oraya sıkıştı. Bana toplamda on günlük bir tatil süreci oldu. Bu süreçte iyi bir planlamayla beraber işte Litvanya, Polonya, Belarus, Ukrayna gibi ülkeleri gezdim. Siz de hani böyle rotalar yapıp 5-6 ülkeyi aynı anda görebilirsiniz. Ama şeyi yakalamanız çok önemli. Ryanair var. Şu anda mesela 1 Euro'luk uçak biletleri falan satıyor. Bazen işte 10 Euro, 5 Euro gibi rakamlara da satıyor uçak biletlerini. O yüzden fırsatlar çok kolay ulaşabiliyorsunuz Avrupa'dayken. Buradayken biraz zor, Türkiye'deyken biraz zor ama Avrupa'dayken başka ülkeleri gezmek çok kolay oluyor. O yüzden Avrupa Gönüllülük Hizmeti dediğim gibi bol bol gezmeniz için çok güzel bir taktik. Hatta ben işte Cuma günleri çalıştıktan sonra bir iki gibi çıkıyorduk. Ne yapıyorduk? Şöyle durarak otostop çekiyorduk. Elimizde bir pankart. Pankartım yok. Bir saniye. Pankart. Riga'ya doğru otostop çekiyorduk. Riga'dan da işte nereye gidelim? Hadi Estonya'ya gidelim. Yo, yo, ya yo Litvanya'ya, Vilnius'a gidelim gibi gibi planlar yapıyorduk. Siz de eviye sırasında işte hafta sonlarını kullanarak izin günlerinizi kullanarak bol bol gezebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü işte ulaşım masraflarınızı karşılıyorlar. Tabii bu seyahatlerin ulaşımlarınızı size verilen cep harçlığı ile beraber karşılandığı için aslında tüm masrafları gene Erasmus Plus karşılıyor. Yani her şey kolay ama en güzel taktik ise Schengen vizesini uzun süreli talep ederseniz Türkiye döndükten sonra tekrar kullanabilirsiniz. Bu güzel bir taktik nasıl yapacaksınız bunu? Diyeceksiniz ki, okey ben 4 aylık uzun dönem yapacağım. Döndükten sonra birkaç ülke dışı seyahati daha yapacağım. İşte uçak bir rezervasyonunuzu koyuyorsunuz. İşte Booking'den otel rezervasyonlarınızı yapıyorsunuz. Direkt yazıyorsunuz. Ben bitirdikten sonra başka ülkelere de gideceğim. Bunun için sizden uzun süreli Schengen vizesi istiyorum. Ben bu şekilde yaparak uzun süreli vizemi alıyorum. Bence siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi işte tüm akrabalar, arkadaşlar, siz beni takip eden insanlar projelerle nasıl gezildiğini artık öğrenmiş oldunuz. Yapmanız gereken şey bir an önce bunları yapmak. Lütfen yapın, bol bol gezin, bol bol gezelim. Çünkü çok güzel bir dünya var, gezilmek için bizi bekliyor. Bu videomda sizlere çok merak edilen, onlarca soru sorulan projelerle nasıl gezileceğini anlattım. E, beğenmişsinizdir çünkü konu gezmek ve bedava gezmek olunca Eminim hoşunuza gitmiştir. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.